Arkadaşlar merhaba, 17 Nisan Çarşamba ABD Kinlendi. 8 koşuluk bir program var. İlk koşu 6 gayen harici koşular. 20'de başlıyor. Birinci koşu bir maiden koşu. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus. Koşu 70 binlik bir maiden satış koşusu. 3 numaralı. She Talks to Angels. Kariyerinin ilk startında ikinci olan bir isim. Louis Sayes de start alıyor bugün. Daha sonra Junior Alvarado ile start alacak olan 5 numaralı Russell Brett, Twirling kendi yavrusu. 1 numaralı Vino Veloce, Tyler Gaffalone ile kariyerin tek startını 3'üncülüğü var. 70 binlik maiden koşuda 1600 kumda ve 4 numaralı Low Country Magic Jose Ortiz ile bu koşuda şans verdiği isimler. İlk koşu 7'li plasenin ilk ayağı 20.32'de start alacak. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1800 kumda bir koşu. Satış koşusu. 16 binlik bir satış koşusu. 5 bin dolar toplam ikramiyesi var. Son iki startında 1670 kum ve 1700 çimpisten kumandan satış koşularını kazanan 5 numaralı Kahala Brian Hernandez Jr.'la ve son 3 startında 1700 kum ve 1600 kumda olmak üzere 2 satış koşusunu kazanan ve John Velasquez'le start alacak olan 6 numaralı Ministerial Edil Plase'nin ilk ayağı için yeterli. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı 21.04'te bir maiden koşuyla başlıyor. Üç yukarı dişi İngilizlere mahsus 1700 kumda start alacak. Koşu 100 bin dolarlık bir maiden koşu. 2 numaralı Karayen Kılıyın. Gülün Leparoks'a start alacak olan bir isim. Otli Oray yavrusu. 3 numaralı Dynamism Uncle Mo yavrusu. Kariyerin tek startında bir ikinciliği var. John Velasquez'de start alıyor bugün ve 1 numaralı Arrogate yavrusu. Neon Icon, Louis Sayes'le bu maiden koşuda şans verdiğim isimler. Dördüncü koşu, Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı, yine bir maiden koşu. 9 metre kum pistte 2 yaşlı İngilizlere mahsus bir koşu. Bir isim, iki isim hariç, diğerleri ilk kez start alacak bu ayakta. Into is Inspiration'la ekir olan 4 numaralı Boston Tonian'la başlayacağız. Koşu, 80 binlik bir maiden koşu. 4 numaralı Boston Tanya'nın Bernardini yavrusu ve Seaboard'un antrenörü bir isim Walter Rodriguez'le start alıyor. 12 numaralı Necrosi. 2 numaralı Jet Sweep Joe Frosted yavrusu Alvin Jimenez'le start alacak. 9 numaralı Sturmin Victor Lebrun'la kariyerinin tek startında ikinciliği olan bir isim. Bütçeniz müsaitse 3 numaralı Baytan Bubu, Devin Ashton'la bu koşuda şans verdiğim isimler. Beşinci koşu altılı gayenin üçüncü ayağı satış koşusu. Üç yukarı dişi İngilizlere mahsus 1400 kumda start alacak. Koşu 30 binlik bir satış koşusu. 8 bin dolar toplam ikramiyesi var. 2 numaralı Out of Nothing at All Jose Ortiz ile bu koşuda şans verdim. İlk isim. Daha sonra 8 numaralı Blend Him Baby Luis Sayez ile önceki startının yaklaşık 6 boy farkla ağır olduğu maiden koşuyu 1200 kumda 1.14.17 ile kazanmış. 1 numaralı I Got The Bolt, Victor Lebrun'la start alacak olan bir isim. 5 numaralı Fast Gal, Rafael Mujica Jr.'la start alacak. 6 numaralı Peyton Lovely, Alvin Jimenez ile. Bütçenin müsaitse 4 numaralı Rapping Wish, Gerardo Corrales ile ağır olduğu son startında bir 3.5 boyu farklı yaklaşık ikinciliği var 1300 tapetada. Geldik 6. koşuya. Altılı Gayan'ın 4. ayağı. 3 yukarı İngilizlere, dişi İngilizlere mahsus 1200 kumda bir şartlı koşu. Burada da 5 numaralı Poperina tek olur gibi gözüküyor. Koşu 57 binlik bir şartlı koşu. 5 numaralı Poperina. Önceki startını 5.5 boy farklı maiden koşuyu 1200 kumda 1.11.38'de kazanıyor. Son startında da aynı mesafede ve pistte. Ki bir farklı koşuda burun farkıyla ikinci oluyor. Favori olduğu son startında bu grupta bu performansla bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. 7. koşu Altılı Ganyan'ın 5. ayağı. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1800 çimde start alacak. Koşu 110 bin dolarlık toplam ikramiyeli 3 grup bir şartlı koşu. 2 numaralı Batse V. Luis Sayez'le start alıyor. Son 3 startında 1600 çimde 2 tane şartlı ve satış koşullarını 1.33, 77, 1.34, 19 ile kazanmış bir isim. 12 numaralı Parkour'a Les John Velasquez ile start alacak. Kariyerin ilk starttaki maiden koşuyu 1500 kumda iletişimde 1.27, 75 ile kazanmış. 1 numaralı Bay Hill Road
Jose Ortiz'de start alıyor. O da önceki startın 341 maiden koşuyu 1600 şimdi 1.38.89'da kazanmış. 11 numaralı Horace Mann, Tyler Gaffalone'yle bu koşuda şans verdiğim isimler. Bütçeniz müsaitse 6 numaralı Caron, James Graham'la eklenebilir. 1700 metre çimpisteki önceki start maiden koşuyu 1.46.03 ile favori oldu. Kazanan isim 6 numaralı Caron. Geldik son koşuya. Bir maiden satış koşusu. Altılı gay yanında. Altıncı ayağı. Üç yukarı İngilizlere mahsus. 1400 kumda bir koşu. Koşu 100 bin dolarlık. Üç grup bir maiden koşu. 69 bin dolar toplum yüklemesi var. Bir numaralı Trumtastic. Jose Ortiz'le şans verdiğim ilk isim. Daha sonra 8 numaralı Oliver. Graham Pryla. 7 numaralı Practical Talk. Brian Hernandez Jr.'la. Ve 6 numaralı Indy Magic, Luan Mercado ile bu maiden koşuda şans verdiğim isimler. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk iki koşu altılı harici koşular. Birinci koşu 3 numaralı She Talks to Angel. 5 numaralı Razor Red. 1 numaralı Vinod Veloce ve 4 numaralı Love Country Magic. Lideri Plase'nin ilk ayağı 20.32'de start alacak. 5 numaralı Kahala ve 6 numaralı Ministerial yeterli. Üçüncü koşu altılı Gaia'nın ilk ayağı 21.04'te start alacak. 2 numaralı Karayel Kolay'ın, 3 numaralı Dynamism, 1 numaralı Neon Icon. Dördüncü koşu 4 numaralı Boston Taney'in, 12 numaralı Into Inspirational Accuracy. 2 numaralı Jesse Webb Joe ve 9 numaralı Strömin öncelikle 3 numaralı Beytan Bubu da bütçeniz müsaitse önerdiğim isim. Üçüncü ayak 2 numaralı Out of Nothing at All. 8 numaralı Blenheim Baby, 1 numaralı I Got the Bolt. 5 numaralı Fast Call, 6 numaralı Baytown Lovely ve 4 numaralı Rapping Wish. 6. koşuda 5 numaralı Poperina tek olur gibi gözüküyor bu grupta. 7. koşu 6'lı Gayen'in 5. ayı 2 numaralı Vassey'di, 12 numaralı Quarrel Rollless, 1 numaralı Bayhill Roll ve 11 numaralı Horaceman ile 6 numaralı Karu. Son koşuda 1 numaralı Trumptastic, 8 numaralı Olivier, 7 numaralı Practical Toad ve 6 numaralı Indie Magic önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala destek verirseniz sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.